Merhaba arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüyle başlayacağım. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. İpimi şöyle kenara alıyorum. Ben ilmeklerimi şöyle şişime aldım birkaç tane. Bu model için 2 ve 2'nin katları artı 3. Şöyle ayarlayacağız. 2, 2, 2 diye. Şöyle göstereyim. 2 artı 3 arkadaşlar. En son. Ben şöyle aldım ilmeklerimi. Bir sıra da arka yüzünde düz ördüm. Şimdi modelimizin birinci sırası ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu şekilde arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeği bir tane ters örüyorum. Bir ters. Şöyle. Şimdi ikinci ilmeğe gelince ilmeğin içinden değil bir altından arkadaşlar. Bakın şuradan. Şuradan bir ilmek çıkartarak şöyle tam ilk sıra olduğu için biraz zorluyor. Bir ilmek çıkarttım alttan ve şişime taktım tekrar. Bakın şu şekilde şişime taktım. Bir ters örmüştüm. Sonra bu şekilde yaptım. Ve iki ilmeği bakın çıkarttığım ilmek ve arkasındaki ilmeği ikisini bir alarak düz ördüm. Şimdi bir tane ters örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. Sıradaki ilmeğin altından arkadaşlar bakın ilmeğin içinden değil bir alttan bir ilmek çıkarttım. Tekrar şişime taktım. Ve ikisini bir alarak düz ördüm. Bir tane ters ördüm. Sıradaki ilmeğin içinden değil, alttan bir ilmek çıkarttım. Şu şekilde şişime taktım ve düz ördüm. Bir tane ters ilmek ördüm. Sıradaki ilmeğin altından hemen bir tane ilmek çıkarttım. Şişime taktım ve ikisini bir alarak düz ördüm. Modelimizin ilk sırası bu şekilde arkadaşlar. Böyle devam ediyor. Bakın şimdi bir tane ters ördüm. Sıradaki ilmeğin hemen altından böyle girerek bir tane ilmek çıkarttım ve şişime taktım. İkisini bir alarak düz ördüm. Bir ters ördüm. Sıradaki ilmeğin bir altından ilmek çıkarttım. Şişime taktım. Bir çıkarttığım ilmek, bir de şişimdeki ilmekle beraber ikisini bir düz ördüm. Yani tekrar ilmek sayısını 1'e düşürmüş oldum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. İlmeği alttan çıkarttım, taktım ve ikisini bir ördüm. Bir tane ters ördüm sıra sonunda. Başta da bir tane ters örmüştüm. Sıra sonunda da bir tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. Şimdi modelimizin ikinci sırası ve arka yüzündeyiz. Modelimiz iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. İkinci sırada yapacağımız işlem bu. Bütün ilmekleri düz örüyorum. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar.
Model dediğim gibi iki sıradan oluşuyor. Bakın daha model yeni kurulduğu için pek kendini göstermedi. Şimdi ikinci kez kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeği bir tane ters ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Şu ikinci ilmeğe geldiğimizde ne yapıyorduk? İlmeğin içinden değil, bir altından şu aradan bir ilmek çıkartarak şişime tekrar takıyorum. İki ilmeği bir örerek şöyle kapattım. Bir tane ters ördüm. Sıradaki ilmeğin altından bir ilmek çıkarttım, şişime taktım ve ikisini bir ördüm. Bir ters ördüm. Sıradaki ilmeğin altından çıkarttım, şişime taktım, ikisini düz olarak ördüm. Bir ters. Bir sıradaki ilmeğin alttan çıkarttım, bir ilmek taktım, şişime ve ikisini düz ördüm. Modelimizin birinci sırası bu şekilde arkadaşlar. Bir ters örüyoruz. Sıradaki ilmeğin içinden alttan ilmek çıkartıp takarak tekrar düz örüyorum. Yani altta ne yapmışsak birinci model kurulumunda aynı hizaya gelmesi gerekiyor. Başta bir ters örüyorum. Daha sonra alttan ilmek çıkarttığımız işlemi yapıyoruz. Bir ters. Sıradaki ilmeğin altından ilmek çıkarttım, taktım şişime ve ikisini bir düz olarak ördüm. Modelimiz böyle arkadaşlar. Birinci sırası bu şekilde. İkinci sırada sadece düz örerek devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz oldukça kolay ve güzel, çıtı pıtı şöyle. Bakın model hafiften kendini göstermeye başladı. Arka yüzünde de hemen ne yapıyorduk? Düz örüyoruz. Modelin ikinci sırasında arka yüzünde düz ilmeklerimiz. Modelimiz iki sıradan oluşuyor dediğim gibi. 2 ve 2'nin katları 2, 4, 6 diye. En sonunda da artı 3 ekleyeceğiz. Ben bunu lastiksiz başladım arkadaşlar. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Evet. Sıra sonuna kadar düz ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Bakın isterseniz üçüncü kez de bir model kurulumunu yapalım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki ilmeği bir tane ters örüyorum. Bir sonraki ilmeğin içinden değil altından. Bakın hepsi üst üste yaptığımız, altta da aynı işlemleri yapmıştık. Modeli bunda kaydırma yok yani. İçinden alttan çıkarttım, bir ilmek taktım, tekrar ikisini bir düz ördüm. Bir ters ördüm. Sıradaki ilmeğin alttan bir tane çıkartıyorum, bir ilmek. Bakın şöyle tekrar şişime taktım ve ikisini bir düz ördüm. Bir tane ters ördüm. Sıradaki ilmeğin altından şuradan bir ilmek çıkartıyoruz, takıyorum şişime, ikisini bir düz örüyorum. Bir ters. Sıradakini aynı işlem, yine alttan ilmek çıkart, tak ve düz ör. Sıra sonuna kadar modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Model iki sıradan oluşuyor. Bir tane ters ördüm. Sıradakini alttan ilmek çıkarttım, taktım ve ikisini bir düz ördüm. Bir tane ters. Sıradakinin ilmeğini hemen alttan çıkarttım, taktım ve düz ördüm. Kenarda da bir tane tersim vardı, ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Modeli 3 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Şu şekilde oldu. Arka yüzünde de sadece düz örüyoruz. Bence model bu kadar yeterli. Anlaşılmıştır inşallah.
Biraz modelin ilerlemiş halini de göstereyim size. Modelimizin ilerlemiş hali de böyle arkadaşlar. Şu beraber yaptığımız, lastiksiz başladım ben bunu. Böyle yaptık. Bu da daha önce örmüş olduğum bir parça. Bunu da alt lastiğini şu şekilde yaptım. Şöyle arkadaşlar, üzerine modeli kurdum. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel, temiz bir görüntüsü var. Bu tarafta ön yüzü. Şöyle göstereyim. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bana verdiğiniz destekler için hepinize teşekkür ederim. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.